Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Özlem Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Tafalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar Fenerbahçemizde e, dün idman gerçekleşti. 3 eksik vardı. Arda Güler gripal enfeksiyon sebebiyle dünkü idmanda yer almadı. Muhtemelen Arda Güler Fenerbahçe'den gidiyor haberi yapılacak. Muhtemelen Arda Güleri hemen satacaksınız, başka takıma vereceksiniz. Muhtemelen Arda Güler'le ilgili Söylentilere söylenti ekleyeceksiniz ama Ben Arda Güler'le 5 yıllık yeni kontrat konusunda Duyumumu birkaç gün önce verdim Ben duyumumun arkasındayım Güveniyorum Kaynağıma güveniyorum Arda'nın kişisel karakterine Şahsına, ailesinin karakter yapısına Ve Fenerbahçe'ye bağlılığına güveniyorum Ben güveniyorum açıkçası arkadaşlar Siz de bilmem Bakalım kim haklı çıkacak kim suçlu çıkacak hep birlikte izleyip bekleyip göreceğiz. Arda Güler dışında da e, bir olay var biliyorsunuz. Nedir o olay? Luan Perez ve Michi Chua'yı bireysel e, çalışmalarla gün noktaladılar. Yani her iki futbolcudan idmanda e, takımla çalışmalarda yoktur. Arkadaşlar iki futbolcumda, da hani Luan Perez'in de, Batshuayi'nin de Kayseri Spor müsabakasında oynaması öngörülmüyor. Luan Perez konusunda bir olay var. Nedir bu olay? Olay şu. Bir türlü iyileşmiyor. Ya arkadaş normal bir futbolcu 50 kere iyileşir. Bu niye iyileşmiyor diyor herkes. Ve e, aslına bakarsanız da şey ortaya çıktı. Nedir ortaya çıkan şey? Birileri bir iddia ortaya attı. 4 aylık tedavi sonrasında sahalara dönen Luan Perez'in dizinde travma tespit edildi ve Perez'de uygulanacak yeni tedavinin en az 1 ay sürmesi bekleniliyor demiş. Şimdi travmanın ne olduğunu tam manasına idrak etmek lazım aslında ama eminim birçoğunuz tam manasıyla idrak edemeyeceksiniz. Ben şunu söyleyeyim. Kafalarımızda bir milyon tane soru işareti var ve bu sorular bir türlü cevaplanmıyor. Ben yani Pedro'ya ne oldu, niye bu kadar uzadı, Perez'e ne oldu, niye bu kadar uzadı diye bunu yönetimin cevaplaması lazım. Ama yönetim ne yapıyor? Basketbol transferi. Yeni transferimiz Tyler, Dorsey, Fenerbahçe, Beko'da. Tabii Fenerbahçe Beko'daki Tyler Dorsey için birçok iddia ortaya atıldı. Aylık 160 bin Dolar karşılığında bir buçuk yıllık anlaşma diyen de oldu. Ee, her sezon sonu oldukça yüksek bir bedel karşılığında NBA'ye gidebileceğini de çıkış maddesi olduğunu da söyleyen oldu. Ee, ancak en doğrusu sanırım şu. Tyler Dorsey sezon sonuna kadar 700 bin euro 2023-24 sezonunda 1,5 milyon euro, 2024-25 sezonunda da 1,6 milyon euro maaş alacak arkadaşlar. Yani en doğrusu bu. Ben bunun doğruluğuna hemen hemen kefilim yani onu söyleyeyim. Bir kez daha söylüyorum. Bu sezon bitene kadar e, 700 bin euro. Gelecek seneden itibaren Gelecek sene 1.5 milyon euro. Sonraki sene ise 1.6 milyon euro. Diyeceksiniz ki hocam ee, bu kadar para eder mi etmez mi? Ben basketbolu çok anlamıyorum. Anlamadığım için de yorum yapmak istemiyorum. Ama illaki edecektir. Çünkü ee, uzun zaman önce bunun duyumunu vermiştim. Ve doğru çıkmasında haklı gururunu yaşıyorum. Ocak ayının sonlarında Şubat başlarında diye hatırlıyorum ama hayırlısı olsun. Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Marco Guduric ile de yeni sözleşme konusunda da anlaşmaya varılmış. Basketbol seven arkadaşlara da bunu vereyim. Aynı zamanda Nemanja Bielisa ile ilgili de bir açıklama gelmiş. Derya Yanlıyer demiş ki Bielisa'nın cuma günü Virtus Bologna maçının kadrosunda olabileceğini düşünüyorum. Ama şu an geniş ve kaliteli bir kadromuz var. Dediğim gibi Bielisa'nın kadroda olup olmayacağı koçumuzun inisiyatifinde demiş o da bir yeni taraftar tarafından sevilen bir borcumuz. Şimdi ben şunu ekleyeyim. Hepiniz burada transfer bekliyorsunuz. Transfer beklerken de birçoğunuzun kafasındaki soru işareti şu. Hocam tamam birileri gelsin gelmesine ama birileri de gitmeyecek mi? Ve mantık olarak. Mesela ee, Fenerbahçe'nin ilgili iki tane orta saha duyumu var. Ve aslına bakarsanız dört tane duyum. Bir, bakın bir Crespo, iki e, Zaits gidiyor mu? Crespo ve zaiz gidiyor mu? İkincisi ise iki tane orta saha oyuncusu. Birisi Mehmet Davut, yani Mehmet Davut. Ve ikincisi de şimdi konuşacağız. Tiago Thiago Alcantara. Yani Tiago. Daha doğrusu. Ee, bu da geliyor mu? Yani bunlardan biri geliyor mu? Önce şunu söyleyeyim. Mihaz Açs'ın görüşmesi sürüyor arkadaşlar. Bakın benden kesin bir bilgi istiyorsunuz. Ben diyorum ki elimdeki en kesin bilgi bu. Ha, olsa canınız sağ olsun. Niye, niye söylemeyeyim lan manyak mıyım? Yani imza atılsa direkt imza atıldı derim. Ama elimdeki en keskin bilgi bu. Zaytsın menajeri bizzat Ali Koç ve Selahattin Baki ile görüşüyor arkadaşlar. Bakın görüşüyor. Görüşme halinde. Ve Beşiktaş'a imzalamış. Trabzonspor'a gitmiş. Aynı zamanda Galatasaray'a da imzalarken aynı zamanda İtalyan Ligi'nde de gitmiş. Hiçbirinin aslı yok. Asları yok. Hiçbir yerde gittiği yok. Zaytsın şu an için. Bir daha söylüyorum şu an Cenza hiçbir yere gittiği yok. Ha sözleşme uzatılır mı? Ben kesin konuşamam. İkincisi Crespo. Hocam Crespo gidiyor mu? Arkadaşlar Crespo'nun zaten sözleşmesi öyle bitmiyor ki. Biz sadece aldığı yıllık ücrette iyileştirme yapıp sözleşme süresini uzatma peşindeyiz. Ve görüşmeler de son derece olumlu gidiyor. Hocam bundan da mı Ali Koç görüşüyor? <laughs> bundan Ali Koç görüşmüyor. Bundan e, başkaları görüşüyor ama bu da yatmaya başladı. Üçüncüsü Mehmet Dahoud. Şimdi Mahu, Mahuyu konuştuk. Borussia Dortmund'un futbolcusu. Bak. Şimdi hem Crespo'yla hem Mainz'da görüşülüp hem de Borussia Dortmund'dan orta saha bakılıyorsa bu iş biraz tuhaf. Değil mi? Dahoud 18 milyon euro piyasa değerine sahip. Sözleşmesi yazın bitiyor. 27 yaşında merkez orta saha oyuncusu. Yani alınabilir bir oyuncu. Sözleşmesi boşa çıkacak. Ama benim geçenlerde kurduğum cümleyi unutmayın. 6 maç oynamış 281 dakika. Eğer futbolcu eğer futbolcu Borussia Dortmund'da değil de Başakşehir'de olsaydı 4,5 milyon euroydu piyasa değeri. Bunu unutmayın. Ha, yine de sizlerden yorum bekliyorum. Nasıl bir futbolcu daha ot? Ben şunu söyleyeyim. Ben kesin bizde diyemem. Kesinlikle yalan da diyemem. Bu kadar konuşabilirim. Ötesini konuşamıyorum. Ama zor yani. İkincisi Fenerbahçe Liverpool orta sahası Thiago'yu 8 milyon euroya kadrosuna katmaya çalışıyor demiş. Arkadaşlar bakın bu size tanıdık geldi mi 8 milyon euro olayı? Yo hiç tanıdık gelmedi hocam. 8 numarayı 8 milyon euroya alma diye bir cümle kursam 8 numarayı 8 milyon euroya. Yine mi tanıdık gelmedi? Canınız sağ olsun. Şimdi Liverpool'dan Thiago Alcantara'yı 8 milyon euroya kadrosuna katmak istiyor. Arkadaşlar bakın Fenerbahçe bir orta saha arayışı içinde. Belki de Crespo'nun Dyson sözleşmesinin yenilemesi için gaza getirmek adına bu haberleri bilerek piyasaya sunuyordur. Hani mesela şey gibi Fenerbahçe'nin şu futbolcusunu Milan şu kadar almak istiyor. Aradan bir hafta geçiyor. Aynı Milan 5 milyon euro daha fazla almak istiyor. Gibi bilinçli bilerek haber yaptırabilir bazı takımlar. Belki bu da öyle bir şeydir diye düşünüyorum. Şimdi Thiago 18 milyon euro piyasa değeri var. 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi var. 31 yaşında 1.74 orta saha oyuncusu İspanyol. Ama Premier Lig'de oynuyor. Bu sezon Brezilya asıllı İspanyol oyuncu. Milli takım seçimini İspanya'dan yana kullandı. Bu sezon e, 24 maç, 1 asist 1867 dakika. Yani düzenli olarak olmasa da baya baya forma giyiyor. Şimdi size soruyorum. 8,5 milyon Euro'ya Thiago'yu verirler mi? Ben zannetmiyorum. Ben açık söyleyeyim. Ben ne Thiago Alcantara'yı ne de Mahmut Dahoud'u bu transfer döneminde beklemiyorum. Bir. Yaz transfer döneminde Thiago Alcantara'yı zaten beklemiyorum. iki Daha Utu için bir şey söyleyemem. Hocam 8 milyon euroya 8 numara diyordun. Benim bahsettiğim isim bunlardan herhangi birisi değil arkadaşlar. Benim bahsettiğim isim Avrupa'nın en önemli 3-4 liginden bir tanesinde oynuyor. Yaşı genç sayılabilir. Çok potansiyelli bir yıldız. 8 milyona 8 numara dedim ya. Biz 8 milyon euroya, yani bize 8 milyon euroya bırakırlar diyor. Biz çok daha ucuza bedava almaya çalıştığımız bir isim. Zamanı gelince belki konuşurum ama şimdilik konuşamam arkadaşlar. Ama şimdilik de zaten olmayacak gibi. Benim aktaracaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenip, abone olup şuranın 29.200 olmasına katkıda bulunursunuz. Size bırakıyorum.